Bölüm 23. İsa Vali Pilatus'un önünde. Sonra bütün kurul üyeleri kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler. Onu şöyle suçlamaya başladılar. Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor. Kendisinin de Mesih, yani bir kral olduğunu söylüyor. Pilatus İsa'ya, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir," diye cevap verdi. Pilatus, başkâhinlerle halka, "Bu adamda hiçbir suç görmüyorum," dedi. Ama onlar üstelediler. "Yahudiyenin her tarafında öğretişini yayarak halkı kışkırtıyor. Celile'den başlayıp ta buraya kadar geldi," dediler. Pilatus bunu duyunca, "Bu adam Celileli mi?" diye sordu. İsa'nın Herodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince kendisini o sırada Kudüs'te bulunan Herodes'e gönderdi. Herodes İsa'yı görünce çok sevindi. Ona ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır onu görmek istiyor, onun yapacağı bir mucizeye tanık olmayı umuyordu. Ona birçok soru sordu ama o hiç karşılık vermedi. Orada duran başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ağır bir dille suçladılar. Herodes de askerleriyle birlikte onu aşağılayıp alay etti. Ona gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderdi. Bu olaydan önce birbirine düşman olan Herodes'le Pilatus o gün dost oldular. Pilatus'un kararı. Pilatus başkâhinleri, yöneticileri ve halkı toplayarak onlara, "Siz bu adamı bana halkı saptırıyor diye getirdiniz," dedi. "Oysa ben bu adamı sizin önünüzde sorguya çektim ve kendisini suçladığınız konularda onda hiçbir suç bulmadım. Herodes de bulmamış olmalı ki onu bize geri gönderdi. Görüyorsunuz, ölüm cezasını gerektiren hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle ben onu dövdürüp salıvereceğim." Ama onlar hep bir ağızdan, "Yok et bu adamı! Bize Barabas'ı salıver!" diye bağırdılar. Barabas, kentte çıkan bir ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı. İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlar ise, "Onu çarmıha ger! Çarmıha ger!" diye bağırıp durdular. Pilatus üçüncü kez onlara, "Bu adam ne kötülük yaptı ki?" dedi. "Ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulmadım onda. Bu nedenle onu dövdürüp salıvereceğim." Ne var ki onlar yüksek sesle bağırışarak İsa'nın çarmıha gerilmesi için direttiler. Sonunda bağırışları baskın çıktı ve Pilatus onların isteğinin yerine getirilmesine karar verdi. İstedikleri adamı ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmış olan adamı salıverdi. İsa'yı ise onların isteğine bıraktı. İsa çarmıha geriliyor. Askerler İsa'yı götürürken kırdan gelmekte olan Simon adında kireneli bir adamı yakaladılar. Çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler. Büyük bir halk topluluğu da İsa'nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı. İsa bu kadınlara dönerek, "Ey Kudüs kızları, benim için ağlamayın," dedi. "Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü öyle günler gelecek ki, kısır olan kadınlara, hiç doğurmamış olan rahimlere, emzirmemiş olan memelere ne mutlu diyecekler. O zaman dağlara, üzerimize düşün ve tepelere, bizi örtün diyecekler. Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa, kuruya neler olacaktır." İsa ile birlikte idam edilmek üzere, ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında, İsa'yı biri sağında, öbürü solunda olmak üzere, İki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa, "Baba, onları bağışla," dedi.
Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysilerini aralarında paylaşmak için Kur'a çektiler. Halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler ise onunla alay ederek... Başkalarını kurtardı. Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği oysa kendini de kurtarsın. Diyorlardı. Askerler de yaklaşıp İsa ile eğlendiler. Ona ekşimiş üzüm suyu sunarak... Sen Yahudilerin kralıysan kurtar kendini. Dediler. Başının üzerinde şu yafta vardı. Yahudilerin kralı budur. Çarmıhta asılı duran suçlulardan biri ona... Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar! Diye küfretti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. Sen de Tanrı korkusu da mı yok? Diye karşılık verdi. Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmamıştır. Sonra... Ey İsa! Kendi egemenliğine girdiğinde beni an! Dedi. İsa ona... Sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Dedi. İsa'nın ölümü. Saat öğleyin 12 sularında güneş karardı ve bütün ülkenin üzerine saat 3'e kadar süren bir karanlık çöktü. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. İsa yüksek sesle "Baba, ruhumu senin ellerine bırakıyorum." diye seslendi. Ve bunu söyledikten sonra ruhunu verdi. Olanları gören yüzbaşı "Gerçekten bu adam doğru bir kişiydi." diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladı. Olayı seyretmek için birikmiş olan halkın tümü olup bitenleri görünce göğüslerini döve döve geri döndüler. Ama İsa'nın bütün tanıdıkları ve celil eden onun peşinden gelmiş olan kadınlar uzakta durmuş olanları seyrediyorlardı. İsa'nın gömülmesi. Yüksek kurul üyelerinden Yusuf adında iyi ve doğru bir adam vardı. Bir Yahudi kenti olan Aramatya'dan olup Tanrı'nın egemenliğini ümitle bekleyen Yusuf, kurulun kararını ve eylemini onaylamamıştı. Yusuf, Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı ve daha hiç kimsenin konulmadığı kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı. Hazırlık günüydü ve sep günü başlamak üzereydi. İsa ile birlikte celil eden gelmiş olan kadınlar da Yusuf'un ardından giderek mezarı ve İsa'nın ölüsünün oraya nasıl konulduğunu gördüler. Evlerine dönerek baharat ve hoş kokulu yağlar hazırladılar. Ama sep günü Tanrı'nın buyruğu uyarınca dinlendiler.